Merhaba, çok heyecanlıyım. İnanamayacağınız kadar çok heyecanlıyım. Kalbim ağzımdan çıkacakmış gibi atıyor ve çok mutluyum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoya hiçbir hazırlık yapmadım. Tamamen içimden geldiği gibi konuşmak istiyorum sizinle. Hem çok samimi olsun istiyorum video, hem de daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Bu şekilde içimden geldiği gibi konuşursam. Benim için çok özel bir an. Yani en son ne zaman bu kadar heyecanlandım, inanın hatırlamıyorum. Bir o kadar da mutluyum çünkü çok içmesinen, çok sevdiğim, beni çok mutlu eden ve sizin de çok mutlu olacağınıza emin olduğum bir şey yaptım. Bir defter çıkardım. Bir defter çıkardım ve şu an bu defteri elinde tuttuğuma inanamıyorum. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Dokusu, rengi, içeriği, tasarımı, her şeyle bana ait, benim yapmış olmam, benim emek vererek, her aşamasıyla ilgilenerek benim yapmış olduğum bir şey var şu an elimde kanlı canlı tuttuğum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama şöyle anlatayım size. Şimdi hem ihtiyacım olan, ihtiyacınız olduğunu bildiğim ve çok beğeneceğinizden emin olduğum bir defter hazırladım ve dediğim gibi çok içime sindi. Şimdi bundan yaklaşık 3 yıl önce bir defter arayışına girmiştim. Herhangi bir zamanda, sıradan bir anda kendime bir defter almak istemiştim. Fakat karşıma çıkan defterlerin hepsi ya boş, bomboş, bana ruhsuz gelen ya da okuduğunuz kitapları, izlediğiniz filmleri, dizileri, belgeselleri yazabileceğiniz, bir anlamda sizi kısıtlayan, çok özgür bırakmadığını düşündüğüm şekilde tasarlanmıştı bundan 3 yıl önce. Ve ben sonra gidip dümdüz boş bir defter almıştım. O defteri kendim hazırlamaya, doldurmaya, içine yazmaya başlamıştım. Fakat o anda karar verdim. Böyle bir eksiklik olduğunu fark ettim. Öncelikle ve sonra öyle bir şey olsun ki hem insanlar istediği gibi kullanabilsin, özgür olsunlar yazı yazmak konusunda, kaliteli olsun, hem de onlara ilham versin, kitap okumak konusunda defteri kullananları heyecanlandırsın istemiştim ve tam da istediğim gibi oldum. Defterin özelliklerinden bahsedeceğim size, yapısından bahsedeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten çok güzel bir iş çıktı ortaya. Elinize aldığınızda umarım alırsınız, hissedeceksiniz ne kadar kaliteli bir şey tuttuğunuzu elinizde. Ve işçiliği çok güzel oldu. O yüzden ben özellikle bu deftere benim gibi emek veren, matbaada çalışan, ciltlemesini yapan, peşinde koşturan, emek veren bir ekip var ve onların her birine ayrı ayrı emekleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Defteri olabildiğince sade, olabildiğince sizi heyecanlandıracak ve size ilham verecek. Aynı zamanda bir o kadar da klasik hazırlamak istedim. Birçok kapak tasarımı çalıştık mesela ama ben hiçbirini istemedim çünkü beni yansıtmıyordu ve sizin benden beklentinizi belki yansıtmayacaktı. O yüzden bu elimde gördüğünüz son derece sade ve klasik olan defteri hazırlamaya karar verdik ve bu şekilde çalıştık üzerinde. Ciltli ve bez baskı istedim özellikle çünkü ömürlük bir defter olsun istiyorum. Yani ben bugün kullandığım bütün defterleri saklıyorum. Keşke onları da çıkarsaydım. O kadar çok defter kullandım ki çocukluğumdan, ortaokul, lise, üniversite yıllarımdan beri çok fazla defter kullandım. Kimini günlük olarak kullandım ama bir daha görmek istemedim, okumadım geriye dönük olarak. Kimine yemek tarifleri yazdım, kimine şiir yazdım, kimine alıntı yazdım, kimine okuduğum kitapları yazdım, kimine saçmaladım, resim yaptım, karaladım ama çok fazla defter kullandım ve kullandığım defterlerin hepsini kitaplığımda saklıyorum ben. Çünkü bunların hepsi bana çok anlamlı, çok duygu dolu geliyor. Çocuklarım ileride ellerine alıp baktıklarında mesela benim için çok anlamlı, çok kıymetli olacak. Onlar için de öyle olacağından eminim. Bu defteri tasarlarken de çok klasik ve çok ömürlük bir defter olsun istedim. Yani bu defteri kullanan kişi içine istediğini yazsın. Ne amaçla, nasıl istiyorsa öyle kullansın ama bu defteri 10 yıllar boyunca saklayabilsin, çocuklarına bırakabilsin istedim. O yüzden sayfa kalitesiyle, dokusuyla, cildiyle çok klasik ve çok dayanıklı olabileceğini düşündüğüm bir şey hazırlamaya çalıştım. Klasik olmasını istedim çünkü İş Bankası Kültür Yayınları'nın Hasan Ali Yücel klasikleri var, bilirsiniz. Göstereceğim şimdi size. Rengi ekranda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama Hasan Ali Yücel klasikleriyle aynı renk hazırladık. Mat bordo renkte hazırladık.
Ve o kadar güzel oldu ki, o kadar şık bir şey oldu ki elimde tuttuğuma inanamıyorum. Çığlık atacağım. Kargo eve geldiğinde çığlık atmaya başladım. Nasıl bu kadar güzel oldu, olabildi diye. Şöyle, defterimin içinde elbette Marcel Proust'la başlıyor defterim. Çeşitli yazarların portreleri sizi bekliyor defterin içinde. Portrelerin yanında bu yazarların benim için çok anlamlı olan sözleri yer alıyor. Her yazarın yanına çok sevdiğim, çok etkilendiğim ve gerçekten ruhuma dokunan cümleleri ekledim. Sonra her sayfada, defterin her sayfasında çok sevdiğim kitaplardan alıntılar var. Köşelerde ve küçük küçük. Yani alanı daraltmayacak, sizi kısıtlamayacak ama sizi yeni kitaplarla, yeni yazarlarla, yeni cümlelerle, duygularla tanıştıracağını düşündüğüm cümleler yer alıyor her sayfada. Defterin tamamı noktalı. Tüm defterler, yani çıkan defterlerin hepsi noktalı olarak çıktı. Çünkü kimi kareli, kimi çizgili, kimi boş yaprak kullanmayı seviyor yazı yazarken. Ben noktalı kullanmayı seviyorum ve bunun daha herkese hitap eden bir sayfa yapısı olduğunu düşünüyorum. Defterimin en sonunda ise size harika bir kitap listesi bekliyor. 200 küsür kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırladım sizin için. Okudukça bu kitapların isimlerinin yanına çizgi çekebileceğiniz, okumak istediğiniz kitapları işaretleyebileceğiniz, belki kitaplarınıza ekledikçe yanlarına notlar alabileceğiniz liste hazırladım ve buradaki kitapların tamamına yakınını okudum. Çok içmesinden çok sevdiğim kitapları ekledim buraya özellikle. Yani bu bir müthiş 200 kitaplık liste oldu. Bu defterin en sonunda yer alıyor. İsterseniz kurşun kalemle, isterseniz mekanik kurşun kalemle, isterseniz jel kalemle, isterseniz dolma kalemle, isterseniz tükenmez kalemle, isterseniz renkli işaretleme kalemleriyle kullanabilirsiniz. Ama lütfen nazik davranın defterime. İnanamıyorum. O kadar güzel oldu ki ve seveceğinizden çok eminim. Şimdi siz beni tanıyorsunuz artık. Ben de sizi tanıyorum. 3 yıldır burada birlikteyiz. Onlarca 150, 160, 170 videom var. Ve her videoda aldığım tepkilerden, size önerdiğim kitaplardan artık sizi tanıyorum. Önerdiğim kitapların hangilerini hemen aldığınızı, hangilerini önemsemediğinizi bazen yöneldiğiniz kitaplardan anlıyorum sizin zevkinizi ve bu defteri çok seveceğinizden çok eminim. Umarım yanılmam. Umarım deftere dokunuyor olmak, onu kullanıyor olmak çok içinize siner. Umarım iyi ki yapmışsın, çok severek kullanıyorum dediğiniz bir şeyi almış olursunuz. Daha ne anlatabilirim defterle bilmiyorum ama şu an bunu elimde tutuyor olmak benim için o kadar anlamlı ki. YouTube'da anlatıyorum, kitaplardan bahsediyorum, defterler kullanıyorum dediğim gibi. Dijital platformlarda okuduğum kitapları, altını çizdiğim cümleleri kaydediyorum. Ama bunların hepsi geçici olabilir. Yani 10 yıl sonra bunların hiçbiri kalmayabilir. Anlatıyorum ama söz uçar. Ben yazı kalsın istedim. Buraya yazdıklarınız ömürlük olsun istedim. Sizden sonra bu defteri vermek istediğiniz biri varsa, bir çocuğunuz varsa mesela, o eline aldığında sizin ona bıraktığınız bu cümleleri okurken heyecanlansın istedim. Yani isterseniz günlük olarak da kullanabilirsiniz. Okur defteri ama dediğim gibi içeriği sizi kısıtlamayacak bir defter. 300 küsür sayfalık bir defter. Alıntılar var, klasik yazarların portreleri var ve müthiş kitaplardan oluşan, 200 küsür kitaptan oluşan bir liste var sonunda. O kadar zaman geçti ki yani yüzlerce kitap okudum. Onlarca videoda size anlattım okuduğum kitapları. Binlerce cümle yazdım defterlerime. Ama somut olarak 3 yıldır YouTube'dayım ve 3 yıldır okuduğum, anlattığım her şey, o anlattıklarımın hepsinin özü burada. Yüzlerce kitap anlattım size ama en çok sevdiklerim burada. Binlerce, on binlerce cümle okudum kitaplarda ama en sevdiğim cümleler burada. Ben bu defter çıkarma işini aslında
Bundan 2 yıl önce planlamıştım ve hemen işe koyulmuştum. Fakat aslında şöyle oldu. Bir defter çıkarmak istedim ve içeriği aynen böyleydi. Yani bu konuda hiçbir değişiklik yapmadım. Çünkü bu olmayan bir şey ve yapmayı çok istediğim bir şey ve sizin çok seveceğinizden emin olduğum bir şey. O yüzden kafamdaki planı birebir uyguladım burada. Fakat işleyiş aşamasından ya ruhu kayboldu ya içeriği istediğim gibi olmadı ama bir şekilde içime sinmedi ve ben aylardır bununla ilgileniyorum. Defterimle yatıyorum, defterimle kalkıyorum. En sonunda çok içime sinen, beni anlayan, ne demek istediğimi, ne yapmak istediğimi gerçekten dinleyen ve buna odaklanan, yani benim istediğim şeyi çıkarmaya odaklanan bir ekiple bunu yapabildik ve çok da içime sindi netice. Dayanıklı da bir defter oldu. Şu şekilde katlayarak açtığınızda bile herhangi bir sorun görünmüyor. Yani yazı yazarken defteri şu şekilde tam ortadan rahatlıkla açıp kullanabilirsiniz. Bu arada defterin rengi benim için çok önemliydi. Rengin tonu bile benim için çok önemliydi. Hasan Ali Yücel klasikleriyle aynı renk olmasını istedim ben özellikle. Bu elimdeki kitap İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden çıkan bir klasik. Ve onun cildiyle defterin rengi aynı. Biraz kırmızı görünüyor farkındayım ama değil. Mat bordo renkli defter. Defterimin ismi Okur Defteri. Galiba bunu başta söylemem gerekiyordu. Defterimin ismi Okur Defteri ve şu anda internetten kitap alabileceğiniz tüm sitelerde satışta. Ben açıklamalar kısmına tek tek hepsinin bağlantısını koyacağım. Siz inceleyip tek tek bakıp hangisi sizin için daha uygun gelirse oradan alışveriş yapmayı seçebilirsiniz. Lütfen bu videoyu izleyen herkes yorum yazsın. Ne düşündüğünüzü, bu fikrin size ne hissettirdiğini, nasıl karşıladığınızı lütfen yorumlara yazın. Okuyayım çünkü çok sabırsızım. Vereceğiniz tepkiler için çok sabırsızım. Hemen bana mesajlar atın, yazın. Yazdıklarınızı okumak istiyorum bir an evvel. Sizin ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz benim için çok önemli. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Duygularınızı benimle paylaşın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.